Merhaba arkadaşlar, şu anda yine Birecik'teyim. Gel Aynakçı, Mustafa abinin yanındayım ve bize tarihini anlatacak. Buyurun. Evet, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Alper Hocam. Sizleri görmek bizim için de gurur verici, onur duyduk. Tiyatronun şehrimize, sanatın şehrimize gelmesinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum Birecik halkı adına. Değerli arkadaşlar, şu anda Kelayna kuşlarının üretim istasyonundayız. Ben çocuktum, 7 yaşındaydım. Şu geldiğiniz kısa yol dedemin bahçesi. Orada ölülerini de gördük. Çünkü bu kuşlar zehirlenmişlerdi. 1948'de yapılan Marshall yardımıyla ölüyor diye koruma projesi yapıldı. Aslında bu kuşlar binlerce yıldır buradalar. Göbekli Tepe'de izleri var, görebilirsiniz. 12 bin yıl önce de yapılan motiflerde kelayna figürleri var. Çünkü Nuh'un kuşu, gemiden bırakılan bir çift kelaynağın soyundan gelen, baharı müjdele, insanlara bereket getir diye vazife ve görev verdiği kuşlar, yeni bir dünya kurulduğunda Birecik kayalıklarına gelerek işleyen tarlalardaki böcekleri temizleyip her yıl Afrika'dan 14 Şubat günü, bugünün takvimi 14 Şubat ama geçmiş yıllarda, eski, çok eski yıllarda yazı yokken, takvim yokken çağla çiçek açtığı gün. O gün bunların gelmesiyle burada bahar yaşanıyor Birecik ilçemizde. Kelaynak ne zaman geliyor? Çağla çiçek açınca. Ne zaman gider? Üzümler, incirler pişerken, Temmuz ayında. Böyle bir yaşam varken tarım zehiri gelmiş. Ne yazık ki cennet vatanımızın her yerinde kullanılan DDT yüzünden bu koloni kara bulut gibiymiş Birecik semalarında. Ben 200 kadarını gördüm ama her yerde ölülerini bulduk. Devletimiz var olsun. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar olarak 77'de yapılan uluslararası projeyle Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın da birlikte yaptığı girişimlerle bu istasyonumuz kuruldu. Bu sene 39 bebekleri oldu, ellerinizden öper. Çok güzel. 321 adet oldular. Maşallah. İçeride yiyip içip yan gelip yatıyorlar. biz bu kuşları... Aynı ben. Evet, Alper Hanım da öyleymiş. Yiyip içip yatıyormuş. Kusura. Evet, biz bu kelaynakları değerli arkadaşlar her yıl kafesi açarak doğaya bırakırız. Tamamını özgür bırakırız ataları gibi. Gördüğünüz şu arkadaki kutulara gider. Anne babalar çöp taşıyarak ağızlarında her yerden çöp alıp yuva yapar. Üç ailemiz de Birecik kalemize gider. Birecik kalesinde teras yerler vardır. Atalarının zamanı gibi oraya yuvalanır. Tarlaya gider. Oralardan böcekler yer. Şuradaki gördüğünüz kalsiyum mineral kayalıklarımızdır. Bütün Birecik kayalıklarında böyle oyuklar görülür. Oralardan kalsiyum yiyerek yılda bir defa 1 ila 4 arasında tavuk yumurtası büyüklüğünde açık mavi turkuaz renginde yumurtaları olur. O yumurta, evet, şu gördüğümüz renkli olanlar anne babalar 28 gün dişi erkek gece gündüz kuluçkada yatıp yumurtayı ısıtarak yavrular çıkarırlar. Çıkan yavrularını tarladan yedikleri küçük fareler, böcekler, yılanlar, çekirgeler, keneler ne varsa kursağına doldurup getirip yavrularına affedersiniz kusarak verirler. Anne her yerde anne. Baba da dahil. Oo, birlikte. Evet, iyi müşterek, bari bu. Müşterek bir yavru büyütürler. Biz de onlara özel menü yem hazırlarız arkadaşlar. Kelaynaklarımız çok özel. Onlar için her gün taze yağsız kıyma gelir. Yağsız kıymanın içine tuzsuz taze peynir katarız. Ay. Haşlanmış kabuklu yumurta ezeriz. Biraz da havuç rendeleriz. Sonra tahıl tozuyla civciv yemi yani onunla karıştırıp yoğurup önlerine bırakırız. Anne babalar yavrularını büyütürler. Temmuz'un ilk haftası gelince anne babalarıyla birlikte uçmayı öğrenen yavruların hepsini küçük kafeste yakalar, getirir, ölçümlerini yapar, bakanlığımızın halka ve kayıtlarını takarız. Sonra dünyayla sayısını paylaşırız. Bu yıl şöyle yaptık, şu renkli görüyorsunuz bakın yukarıda.
Ayfer hocam kanadında yeşil, ben görüyorum, siz göremiyorsunuz ama ben birazdan bir yakın çekeceğim, evet, onları sizin için. O renklilerle birlikte 7 tane yeni yavrunun gürbüzlerini, irilerini, 23 tane de bu renklilerden, yetişkin orta yaşlılardan 30 kuşumuzu 8 Temmuz günü göçe bıraktık arkadaşlar. 19 tanesi gittiler, Etiyopya'ya gidiyorlar, Nil'e gidiyorlar. 19 tanesi de yağmuru bekliyorlar. Yağmurla gidecekler. Nereye? Etiyopya'ya, Suriye, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen'i de geçip, Mısır sınırını da geçip, Nil'in başladığı Etiyopya'ya giderler. Binlerce yıldır öyledir. 5 yaşına kadar bu kuşlar eş olamadığı için, böyle bir handikaptan dolayı da çok hızlı çoğalamazlar. 5 yaşına gelince renkleri yeşil, mor, kırmızı böyle olur. Hem dişilerin hem erkeklerin tepeleri dökülür. Eş olurken evlenme zamanı gelince hormonlar hareketlendiği için ikisi de birlikte kel olur, kel aynak olur. Sevgiyle aşkla kellik başlar, ömür boyu kel kel, kel kel devam ederler. Devam eder ama monogami ile tek eşli olarak yaşar. 25 yıl kel aynak kuşlarımızın ömürleri vardır. Muhteşem. Yaşamları böyledir. Göbekli Tepe'de kabartması vardır. Lütfen oraya da gidin. Gittim. Nil'e göç ettikleri için kuşlarımızın, değerli arkadaşlar, Mısır piramitlerine resmedilmiştir. Bereket sembolü, insan figürü, totun kafası, kelaynaktır. Ayrıca Belkıs-Sevim antik kentinde mozaikleri yine işlenmiştir. Kelaynaktır. Mesajlar böyle verilmiştir. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yani bir kültürü bize aktardığınız için. Sağ olun. Böyle... Geleceğe bırakacağız. Mirasımız. Evet, gerçekten dünya mirasımız. Yani ben çok mutlu oluyorum keşfetmekten arkadaşlar. Kısık sesime rağmen dönmeden burada içimde kalan bir şey olmasın istedim. Buraya da gelip bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet. Şimdi izin verirlerse yakından şöyle şuraya kadar gidip böyle bir yaklaştırarak çekeceğim sizler için. Ama izin vermeyebilirlermiş. Evet, biz de geçemiyoruz. Ben şey yapacağım, zoom yaparak göstereceğim. Zoom'la çekelim. Evet. Tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Aynı zamanda kurumumuz, derneğimiz, halkımız, Bilecik halkımız ve yöre halkımız adına geldiğiniz için, tanıttığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Kelaynakçı Mustafa olarak ben de sizleri takip edeceğim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin de YouTube kanalınız varmış. Evet ama çok aktif kullanmıyorum. Peki, yani yine de kullanırsınız belki diye bir söyleyeyim. Evet. Kayıtlısınız. Kelaynakçı Mustafa olarak bütün internet sayfalarında, YouTube'da vesaire bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Tamam. Mustafa Çulcuoğlu, Kelaynakçı Mustafa. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür memnun ederim. Oldum. Gösteri yapıyorlar, evet. Evet. Şimdi sizlere bir veda ediyorum ve zoom yapacağım. Sizi onlarla baş başa bırakarak videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Biricik'ten sevgiler. Hoşça kalın, mutlu kalın. Şu an Ayfer Çalgıcı hocamla birlikteyiz. Kelaynak kuşların olduğu yerdeyiz. Kelaynak rozetimizi Ayfer hocama şu anda Sabahat Hanım takdim etti. Ayfer hocamı da doğa gönüllüsü ilan ediyoruz buradan. Bu videoyu onun için çektik. Artık gittiği her yerde doğa gönüllüsü
olacak. Doğa Derneği olarak teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bizim de bir doğayı korumak adı altında hani çerçöp derler bize diye bir tiyatro oyunumuz var. Çocuklarımızı eğlendirerek doğayı korumaları gerektiğini anlattığımız çok güzel bir oyun. Bu arada o da YouTube kanalımda tiyatro oyunu diye var. Çocuklarınıza izletin lütfen bedava tiyatro oyunu. Böyle videoyu tekrar bitiriyorum bunu ekleyerek. Görüşmek üzere.